Merhaba arkadaşlar. Muesli Slice videoma hoş geldiniz. Şimdi tarifine geçelim. Yarım bardak muesli. Bu muesli'nin içerisinde neler var? Şöyle göstereyim. Bu ananasa benziyor. Evet, ananas. Böyle kuru üzüm var. Bunda badem var. Bu kayısı sanırım. Fıstık var. Yani böyle kuru çerezlerden karışımla birlikte içerisinde yulaf var. Böyle. Her markanın müzesi farklı oluyor. Bu genelde sabah kahvaltı olarak yenilen o sütle karıştırılan tahıllar var. Onlardan süpermarketlerde bulabilirsiniz. Herhalde Türkiye'de de vardır bunlar. Artık her markaya göre içerikleri değişiyor. Benimki böyle. Ayrıyeten bardağın dörtte biri yulaf daha ekliyoruz. Şöyle yarım bardakta kendiliğinden kabaran unum var. Yarım bardak ediyoruz. Bardağın dörtte biri Hindistan cevizi. 3 yemek kaşığı oldu. Onu da koyuyoruz. 125 gram kayısı kurusu. Bunları doğrayacağım. Yarım bardak kahverengi şeker. İyice bastıra bastıra ölçtüm. Bu nemli olduğu için bu şekilde ölçmek gerekiyor. Yarım su bardağı. 250 millik bardağım. Bununla ölçüyorum hepsini. Bunu da koyduk. Evet, şimdi kayısı kurularını böyle bıçakla doğruyorum. Pekmez koyacağım bunun içerisine. Aslında bu pekmez de değil. Golden syrup diye bir şey var. Şekerden yapılma. Pekmez gibi ama daha koyu. O konuluyor. Ben onun yerine bugün pekmez koyacağım. Çünkü pekmezin tadı da aşağı yukarı çok benziyor. Golden syrup'ı bulanlar pekmez ölçüsüne golden syrup koysunlar. Daha güzel olur. Bulamayanlar pekmez koysunlar. Şimdi bunları böyle güzelce harmanlıyorum. Hepsi birbirine girsinler, karışsınlar. Şöyle güzel bir karışım olsun. Bu hazır müesliden bulamayanlar direktmen yulaf koyup içerisine işte dediğim gibi çerezlerden, meyve kurularından, istedikleri meyve kurularından ekleyebilirler. O sizin kendi zevkinize kalmış. Hangisini seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben hazır var burada pakette ve hazır kullandım. Bu şekeri de iyice eziyorum ki topak topak kalmasın içerisinde. Şu
Gördüğünüz şunlar tahminim Hindistan cevizinden yapılma. Şimdi burada 185 gram tereyağım var. İçerisine 2 yemek kaşığı pekmez koyuyorum. Hatta aslında bu cıvık olduğu için ben 3 yemek kaşığı yapacağım bunu. 3 yemek kaşığı yeterli bence. Bunu şimdi ocağa alacağım. İkisini yağ eriyene kadar ocakta tutacağım. Yağ ocakta eriyor şu an. Pekmezle birlikte. Hepsi eriyene kadar bunu ocakta tutacağım. Ondan sonra alacağım. Biraz hafif soğumasını, tam soğuk değil, ılımasını bekleyeceğim. Evet, yağım eridi pekmezle birlikte. Bu şekilde biraz ılınsın diye bekleyeceğim bunu. Şimdi iki yumurtamı çırpacağım. İki tane yumurta içerisine. Çok çırpmaya gerek yok. Şöyle hafifçe sarısı beyazı biraz birbirine karışana kadar çırptım. Bu da yeterli. Yeter bu kadar. Yağım biraz ılındı şimdi. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Turbosuyla birlikte. Yağ döküyorum pekmezli yağımı. Şimdi bunu şöyle bir karıştırayım. Yumurtalar fazla sıcakla temas etmesinler. Şimdi karışımım baya baya soğudu. Artık yumurtalarımı ekleyebilirim. Bu self-rising flour Türkiye'de herhalde kek unu olarak geçiyor. Çünkü içinde kabartma tozu hazır oluyor onların. Ama isteyen olursa araştırıp tarifini verebilirim. Evet, bunu iyice karıştırdım. Böyle hepsi birbirine girmiş durumda, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tepsime hazırlayıp içine koyacağım. Şöyle tepsime biraz yağ gezdiriyorum. Kağıdı da yağlayayım şöyle. Yapışsın. Hazırladığım tepsimin içerisine bütün malzemeyi boşaltacağım.
180 derece fırına koyuyorum. Evet. Müyüzümüz pişti şu an. Hala sıcak. Bir yarım saat içerisinde pişiyor. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel pişti. Bu kendiliğinden kabaran unu evde hazırlayabilmeniz için bir araştırma yaptım. Bir bardak, bir su bardağı yani 250 ml su bardağı una 1,5 şeker kaşığı kabartma tozu, yarım şeker kaşığı karbonat eklediğiniz zaman iyice karıştırın. Oradan gerektiği miktarı kullanın. Değilse herhalde kek unu denilen o un da işi görebilir. Öyle zannediyorum. Şimdi ben bunu kabından çıkarttım. Biraz soğuduktan sonra keseceğim. Soğusun çünkü keserken dağılabilir. O yüzden soğumasını bekleyeceğim. Şöyle soğusun. Evet, bunu artık kesiyorum. Baya baya bir soğudu. Şöyle keseyim. Siz bir görün. Daha sonra keseceğim. Daha doğrusu şöyle yapayım. Altı. İçindeki kayısıları görünüyor. Şöyle göstereyim. Fıstık. Üzüm. Evet, böyle. Tabii ben bunları didik didik yaptım ama bunlar yenecek. İsraf olmayacak. Görüntüyü şöyle tekrar bir daha alalım. Asıl görüntü bu. Umarım denersiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.